Yeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece 3 adet hazır yufka ile Yapımı oldukça kolay, çok lezzetli bir ıspanaklı börek hazırlayacağız. Hemen işimize iç harcımızı hazırlamakla başladım bile. Bunun için öncelikle 200 gram kadar ıspanağı ince ince doğruyorum Yeşilliklerimin tamamını önceden suda bekletip birkaç saat kadar beklettikten sonra yıkadım. Defalarca hazırladım. Videomuz çok uzun olmasın diye tabii o aşamaları sizlere detaylı göstermiyorum. Özellikle yorumlarda soracak olanlar için burada belirtmek istedim. Toplamda 250 gram kadar ıspanak kullandım. Üzerlerine tuz ekledikten sonra elimle sıkarak acı suyunu çıkardım. Eğer bu acı suyu çıkarmazsanız daha sonra böreğiniz fazlaca sulanabilir. O yüzden mutlaka suyunu sıkıp çıkarmayı ihmal etmeyiniz. Diğer taraftan yarım demet kadar yeşil soğanı ayıkladıktan sonra yani yıkayıp hazırladıktan sonra ince ince doğradım. Onu da uygun bir kasenin içerisine alıyorum. Eğer yeşil soğanınız yok ise normal kuru soğanı da ince ince doğrayıp kullanabilirsiniz. Ben baharat olarak sadece pul biber, çok az miktarda tuz ekledim. Tuzunu kontrollü ilave edin. Kullandığınız e, peynir tuzluysa hatta hiç tuz kullanmanıza gerek yok. Kullandığım peynirler çok fazla tuzlu olmadığı için ben bu şekilde üzerine birazcık daha tuz ekledim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra artık iç harcımız hazır. Hemen hızlıca sosunu hazırlayalım. Bunun için öncelikle bir tane yumurtayı uygun bir kaseye kırdım üzerine bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, bir paketin yarısı kadar, ortalama bir dolu çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz kabartma tozu ve bir yemek kaşığı sirke ekledim. Hızlıca şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Ve sosumuz artık hazır oldu. Şimdi uygun bir tepsi alalım. Ölçüleri çok büyük olmazsa daha güzel olur. Büyük yaparsanız, yani daha büyük tepsi de yaparsanız birazcık ince e, olmuş olabilir. O yüzden orta ölçülerde bir tepsi tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben içerisinde elimde tereyağı olduğu için tereyağı ile yağladım. Farklı bir börek tarifimden kalmıştı. Elimde vardı, o yüzden kullandım. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Yani sadece sıvı yağ ile de yapılabilir. E, Yufkalar da bir tanesinin içerisine gelişi güzel bir şekilde büzüştürerek yerleştirdim. Üzerine biraz sos ekledim. Çok az miktarda tereyağı ilavesi yaptım. Ve iç harcının üzerine gelişi güzel bir şekilde hani videoda gördüğünüz gibi yerleştiriyorum ve ikinci yufkayı yine üzerine büzüştürerek koydum. Özellikle bu şekilde yaptığınızda gerçekten börek çok daha güzel oluyor. Çünkü büzüştürdüğümüzde her tarafına sosunu alabiliyor. Ancak katladığımız zaman aynı etki olmuyor. Aklınızda bulunsun. Tekrar iç harcı yerleştiriyorum. Ve üçüncü yani sonuncu yufkayı da üzerine güzelce koyalım. Şimdi tekrardan sosunu ve birazcık da yağını ekleyelim. En son üzerine. Bu aşamadan sonra bir 3-4 dakika kadar dinlendirip ardından fırına verirseniz çok daha güzel olur. Bu arada bu benim çocukluk yaşlarımdan beri çok severek yaptığım bir börek. Üniversitede okurken de oda arkadaşlarıma çok yapardım. Herkes de çok severdi. Sizler de mutlaka deneyin derim. Şöyle fırçayla hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde üzerine ıslattıktan sonra hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Altı ve üzeri nar gibi kızardıktan sonra artık hazır olmuş demektir. Gerçekten yedikçe yediren oldukça lezzetli bir börek. Özellikle içerisindeki peynir çok çok önemli. Peynirin lezzeti direkt böreğinizin lezzetini etkileyecektir. O yüzden çok sevdiğiniz bir peynir çeşidini kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilir, kaydedebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarım için ise kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.